Tarihi anlara canlı yayında ekranlara getirmiştik. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun izlemlerini ekranlara getirdik. Bu görüntüler bize ne anlatıyor? Bir yandan da aynı dakikalarda İsrail ise Gazze'yi çok ağır bir bombardımana tuttu. İki değerli yayın konuğumuz olacak bu saat diliminde. En NHSC koordinatörü Oransali ve Filistinli gazeteci Sayın Ebu Takiye. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz sayın. Hoş bulduk. Şimdi Oransal öncelikle sizinle başlamak evet. istiyorum. Görüntüler çok çarpıcı. Belki de savaş tarihine geçecek anları hep birlikte izleyeceğiz. Kesinlikle. Ne anlatıyor bu görüntüler? Bize? Şimdi böyle iki ana başlık var aslında. Bu Aşkelon olayında bugün Hamas'ın Ashkelon'a Aşkelon'a vurmasıyla ilgili. Birincisi ee, Filistin'in Hamas'ın bir meydan okuması İsrail'e karşı baktığımız vakit işte artık İsrail dün Netanyahu'nun çıktı dedi bütün güçlerimizle saldıracağız Gazze'yi işte ortadan kaldıracağız dedi. Ama bugün Hamas dedi çıktı biz Aşköl'ünü vuracağız dedi. Ya bu İsrail'e doğrudan aynı zamanda Batı'ya Amerika'ya İngiltere'de bir meydan okuma mahiyetinde. Bir diğer ikinci önemli aslında e, satır arasında ön plana çıkarılması gereken konulardan birisi Hamas'ın bunu önceden bilgilendirmesi. Evet 2 saat önceden bir uyarı yaptı. Yaklaşık iki saat öncesinden şöyle bir uyarı yaptı dedi ki e, Aşkelon'u saat 17'de vuracağız siviller bölgeyi terk etsin. Bu önemli e, sivillere yönelik bir uyarı var sivillere yönelik bir uyarı var. Hamas'ın bu açıklaması sonrası bölgedeki sivillerin bir kısmı bölgeden ayrıldı hı hı. ve sonrasında dediği gibi ta, tam dakikalar saniyeler 1700'ı gösterdiğinde e, roketler e, Gazze'den e, fırlatıldı İsrail'deki hedeflere yönelik e, bir kısmı düştü bu önemli bir evet. nokta çünkü e, Demir Kubbe'nin e, işte çok e, iyi bir şekilde işlediğini söyleyen İsrail Baktığımız vakitte Aşkelon sokaklarında yine e, yanan araçları gördük. Hatta daha ilerisini Aşkelon'un da aşarak e, Tel Aviv'e kadar, Yafa'ya kadar e, bu roketlerin e, uzandığını, o noktalara düştüğü evet. yönünde bilgiler var. Aslında bu noktada Demir Kubbe %100 olarak bile çalışsa evet. Hamas'ın vermiş olduğu mesaj sanırım e, roketlerin etkisinden çok daha önemli. Çok e, daha önemli, çok etkili e, ve Gazze'nin, Hamas'ın hala ayakta olduğunun mesajını veriyor. Hı -hı. 4 gündür dünya tarihinin belki yani son dönemdeki en yoğun bombardımanını yaşıyor Gazi evet. ve vurulan yerler sivil bölgeler sivil yerleşim yerleri bütün dünya buna şu anda tanıklık ediyor hayatını kaybeden çok sayıda sivil çocuk bebek kadın var Bütün bunlar yaşanırken Filistin diyor ki Hamas diyor ki biz savaşacağız gerekli cevabı da vereceğiz diyor. ...bundan sonra öyle anlaşılıyor ki artık gerçek manada iki tarafın mücadelesi daha çetin olacak... ...çünkü Hamas diyor ki daha bu bir başlangıç, evet. hele bir kara operasyon Bu görüntüler 5 dakika öncesinin evet. görüntüler, çok sıcak görüntüler, Aşkelon kentinden gelen görüntüler... Aşkeler. Evet. Gördüğünüz üzere devam ediyor, çünkü Hı -hı. Hamas diyor biz de hani bu bir başlangıç diyor... Devam elimizde, edecek... Elimizde daha çok mühimmat var, biz İsrail'i bekliyoruz diyor, yani... Çünkü öteden beri bir kara operasyonu olur mu olmaz mı? İsrail o noktada aslında çok temkinli girmek girmek istemiyor, girmeye çekiniyor belki de. Hı hı. Çünkü içeriye girmesi durumunda bir meskul maaç çatışmasında İsrail çok daha fazla kaybı e, verme durumunda kalabilir. Bu nedenle şu anda e, dünden bu yana değişen e, savaştaki bu olaydaki ana etken Hamas'ın şu anda karşılık vermesi. Yani evet. e, bu kadar bombardımana rağmen Hamas'ın hala karşılık vermesi. Bakın burası e, Aşkelon. Aşkelon semalarında e, bir kısım e, roketler hala düşmeye devam ediyor. E, Hamas'ın elindeki e, mühimmat devam ediyor. Bütün bunlar yaşanırken aslında benzer görüntüler, Bütün dünyanın gözü kulağı Gazze'de şu anda. Gazze şeridi çevresinde ve İsrail'de. Kuzey'de. Yani Lübnan sınırında da çok önemli evet, çok gelişmeler, sıcak gelişmeler oluyor, var yaşanıyor. Birazdan ekrana getireceğiz belki de. hem Lübnan tarafından İsrail'e yönelik bir karşılık var hem İsrail'den Lübnan topraklarına yönelik bir füze ve roket saldırısı evet. var bu da bir anda aslında dikkatlerin oraya çevrilmesi gerektiğini de gösteriyor. Top yakın gösterebilir. bir ilerleyen saatlerde şimdilik tabii çok daha kontrollü bir şekilde aslında çatışmanın olduğunu görüyoruz evet. ama ilerleyen saatlerde Hizbullah'ın Top Yakın bir şekilde İsrail'e bir saldırı ilan etmesi ya da İsrail'in aynı şekilde Lübnan'a çok ağır bir yanıt vermesi böyle bir tabloda olabilir mi ilerleyen saatlerde? E, dünden dünlen beri ya daha doğrusu bu 4 günden bu yana Hizbullah bu yönde açıklamaları Hı -hı. var. Biz gerekli hazırlıkları yapıyoruz, yanıtı veriyoruz. Hatta Hizbullah'ın Telegram kanallarında, işte gazetecilerin takip ettiği Telegram kanallarında gösterdikleri füzeler, daha orta ve uzun menzilli füzeleri gösteriyor. Bunlarla İsrail'e biz karşılık vereceğiz şeklinde açıklama var. Ama halihazırda hazırda şu an itibarıyla Hizbullah'ın çok geniş çaplı bir karadan sızma ya da girmesi durumu yok. Sadece yine havadan havaya evet. karşılıklı hem İsrail tarafının hem Lübnan tarafının füze ve roket fırlatma durumu söz konusu şu anda. Hayatını kaybedenler var Lübnan'da da. Hı hı. İsrail tarafında da bayağı bir noktanın vurulduğunu vurulduğu haberi geliyor. Özellikle Hayfa'nın kuzeyinde. Evet. Gece uzun. Öyle görünüyor ki bu olay, bu savaş hemen de bitecek gibi görünmüyor. Her iki tarafta şu anda biraz daha sertletti. Evet. E, sertleşti Şimdi üstünümde. onu konuşacağız. Başkan Erdoğan çok evet. önemli bir vurgusu var. Bir haftaya da 15 gün içerisinde bu işin, bu olayın bitmeyeceğini görüyoruz dedi. Şimdi Türkiye'nin rolü, Başkan Erdoğan'ın mesajları hepsini konuşacağız ama bir de Ebu Takiye'ye dönmek istiyorum. Sayın Takiye, dünyanın gözleri önünde gaz yerle bir ediliyor. Çocuklar, kadınlar, sivillerin hepsi, camiler, hastaneler hedef fark etmeksizin vuruluyor. Şu an itibariyle Gazze'de ne oluyor? Kesinlikle bu Gazze'deki özellikle geçtiğimiz e, gece saatlerinde, gece boyunca Belki Gazze'nin en zor geceleri yaşanmıştır. Ee, Gazze'nin en meşhur mahallelerinden tamamen oradaki Gazze'nin farklı mahallenin silinmesine tanık olduk. Ve tamamen bombardıman altında kalmasıyla birlikte birçok mahallenin yüzde %80'i de e, yok edilmiş ve elle bir edildi e, bir şekilde. Bunları da e, geçtiğimiz gece saatlerinde şahit olduk. E, Gazze'nin farklı noktalarında... Hem sivillerin hem özellikle sağlıkçıların hedef alınmasına evet. da tanık olduk. Geçtiğimiz saatlerde ambulansların, dört tane ambulansların bulgeye intikal ettiklerinde hedef alınmasına da kayda geçirildi. Sağlıkçılarından bir doktor başta olmak üzere birkaç sağlıkçının hayatını e, kaybettiğini e, bildirildi. Hı hı. Diğer taraftan gazeteciler bugün sabah saatlerinde gazeteciler gittikleri bölgede ve oradaki işgalci İsrail saldırmak üzereydi, e, saldırmak e, istediği bir bölgenin e, haberlerini takip etmek adına intikal bölgeye intikal gazetecilerin e, gazeteciler işgalci İsrail'in doğrudan saldırılmasına ve hedef alınmasına e, maruz kaldılar. Bu olayda yani geçtiğimiz günlerde son 4 gün yani bu e, olayın başlamasıyla birlikte bugüne kadar hı hı. 7 gazetecinin hayatını Hayır. şehit edildiğini bildirildi. Gazi'deki diğer taraftan insani anlamında Ciddi bir Şimdi trajedi şu soru yani. sorayım. Birazdan Gazze haritasını ekranlara getireceğiz. İki gün öncesinde İsrail açıkladı ki gaz yok, su yok, elektrik yok, tam bir abluk uygulanacak. Ee, ne kadar dayanabilir Gazze? Şimdi bütün girişlerin durdurulduğu, insani yardımların durdurulduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Mısır'da refah kapısının olduğu noktaların yine gün içerisinde iki kez vurulduğuna ilişkin haberler vardı. Ne kadar dayanabilir Gazze? Ya? Ne yapılmak isteniyor? Aslında bugün Gazze'deki yönetimi Mısır'la bir iletişime geçirildi. O yüzden bu Rafah senerindeki yaşanan bombardımanlar e, icgaldi İsrail'in feyli bir tehdidi. Artık e, insani yardımlara gelse bile onları hedef alacağımı söyleyebilmek için o sinir kabısını e, bombalamasına şahit olduk. Sonra o bombardımandan sonra iki taraftan oradaki Hı -hı. çalışanlar geri alındı ne? ve sinir, e, Rafah sinir kabısı bu bombardıman bu durduğuncu sefer bugün içinde iki defa bombalandı ve geçtiğimiz günlerde iki defa da bombalandı. Hı. O yüzden oradaki çalışanlar o bir hayat tehlikesinden dolayı alındı ve sinir kabisi artık çalışmaz hale geldi. Evet. Gazze'deki en önemlisi biz 17 yıldır kuşatma altından bir Gazze'den bahsediyoruz. Evet. Yani oradaki de ne varsa zaten normal şartlar altında. Sağlık alanından bahsedecek olursa ilaçların neredeyse %65'i yok Evet. Durumda. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Gazze'nin durumunda. Hı -hı. Bir yanda az önce Orhan Salih ile vurgulamıştık. Kuzeye bakmamız gerekiyor. Hı -hı. Çünkü Lübnan tarafına bugün akşam saatlerinde bir görüntü. Lübnan'ın İsrailin ee, Lübnan, evet. e, İsrail Lübnan sınır noktasında fosfor bombalarıyla saldırdığına ilişkin bir iddia, bir görüntü. Ne anlatıyor Oransali bu görüntü? Evet, bugün e, yaklaşık 15 e, füze ya da roket fırlatıldı Lübnan topraklarından İsrail'e. Geçtiğimiz günlerde de e, hatta dün biz bu ekranlarda. İsrail'in Lübnan'daki gözlem kulelerini hedef aldığını vurduğunu hı hı. E, gördük. Buna misilleme olarak e, Lübnan tarafından da bugün e, roketler ve füzeler gönderildi. Akşam saatlerinde ise işte bu burası Lübnan toprakları. E, e, bu görüntülerde de bir fosfor bombasının kullanıldığı e, görülüyor. Bu görüntülerinde akşam saatlerinde. Bölgedeki bu yerel silah yasaklı bir yasaklı, silah. Yasaklı tabii uluslararası savaş suçları kapsamında yasaklı bir hı. E, silahtan e, bahsediyoruz ama her ne kadar yasaklı olsa da e, Muhammed e, daha iyi bilir. Gazze'de defalarca fosfor bombasının kullanıldığını geçtiğimiz e, saldırılarda gördük, buna şahitlik ettik. Hı hı. E, Lübnan topraklarında e, sıcak saatler yaşıyor an itibariyle. E, bölgeye çok sayıda dünden bu yana e, İsrail zırhları, e, tankları sevk edilmişti. Orada da olası bir çatışma sonrasında e, İsrail'i çok daha zor günler, aylar, yıllar bekliyor olabilir. Hı hı. Refah kuzeyden güneye kadar bütün İsrail'in e, olağanüstü bir durum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün Refah sınır kapısının bombalanması e, çok önemli bir gelişme. Bir evet. açıdan Mısır açısından önemli bir gelişme. Mıs Mısır'a mı bir mesaj veriyor? Mısır'a bir mesaj olduğunu? çünkü Mısır bugün e, Sisi e, bölgeye bir yardım konvoyu gönderme kararı aldı. Bu bombalanma olduktan sonra da bu kararından vazgeçmeyeceğini söyledi sisi. Hı hı. Hatta yine bugün gün içerisinde Ürdün kralı da bölgeye refah sınır kapısı üzerinden derhal yardım gönderilmesi talimatını verdi. Bakalım ne olacak çünkü Ürdün ve Mısır bölgeye konvoy gönderiyor. Eğer İsrail bölgeyi refah sınır kapısını bombalamaya devam ederse. O zaman işin seyri biraz daha değişir. Hem Mısır'ı hem Ürdün'de e, tıpkı Lübnan gibi bu işin içerisinde biraz daha fiili olarak yer almaya başlayabilir. Çünkü... Şimdi bu, o senaryoyu konuşalım. Çünkü Başkan Erdoğan'a evet. da soruldu öyle bir soru. Bu çatışmanın genişleme ihtimali. Şimdi evet. biz Lübnan'ı konuşuyoruz, fosfor bombaları var, Hizbullah'ı konuşuyoruz ama e, bir yandan da e, baktığımızda Mısır'ın, Ürdün'ün bu işin içine girme ihtimali Evet. tabloyu nereye doğru götürür? Tabloyu işte hiç... Ki bu görüntülerde Refah evet. Sınır Kapısı'na yönelik Refaz... saldırı. Oransal kısa bir değerlendirme ardından da Refah Sınır Kapısı önce. şöyle bir şey yani İsrail e, Savunma Bakanlığı e, dedi ki ya e, Mısır'a doğru gitsinler Filistinler, Mısır'a gitsinler. Peki e, oraya yönlendirdiği sivillere bakın hemen yanı başında bombalar patlıyor. Orasından da kapatmaya çalışıyor. Komple... Zaten e, yıllardır açık hava hapishanesi. Tamamen bütün e, yar, gelen yardımları da sivillerin bölgeden tahliyesinde çıkışına da izin vermiyor. E Orhan Salli, şunu söyleyeyim. E, siz söylüyorsunuz Mısır'a gidin diyor. Gazze'de evet. yaşayanlar bir kısmı gitmeye çalışıyor. Yine vuruyor. Ne yapmak istiyor? Yine vuruyor. E, vurma nedenini de İsrail bugün şu şekilde açıkladı. Biz e, dışarıdan e, Gazze'ye herhangi bir e, aracın, taşıtın, kamyonun girmesine izin vermeyeceğiz dedi onu vurduğuna dair bir açıklama var. Hı hı. Ama bir taraftan burada görüyoruz. görüyoruz. Siviller, çocuklar siviller. var. Siviller. Bu siviller bir şekilde karşı tarafa Mısır'a geçmeye çalışan siviller. Yine aynı şekilde karşı taraftan Gazze şeridine, Gazze Han Yunus tarafına, Refah tarafına hı hı. geçmeye çalışan yardım malzemeleri, tıbbi cihazlar var. Hı hı. Çünkü Gazze şu anda tamamen daha ne kadar dayanır bilmiyoruz ama İnanılmaz ee, inanılmaz bir şekilde tıbbi malzemeye ihtiyacı var. İnanılmaz bir şekilde e, gündelik e, evet. kullanım eşyalarına ihtiyacı var. Maalesef şu anda 2 milyona 2 milyondan fazla insan bunların tamamından mahrum. Daha ne kadar devam edecek? Dün gece olağanüstü bir bombalama evet. vardı. Aralıksız bir şekilde bu gecede o bombalamalar Gelecek olacak gibi görünüyor. Hemen Ebu Teke'ye de dönüyorum. Ebu Ebutekiye şimdi çok çarpıcı görüntüler. Evet. E, kaçan sivillerin olduğu Refah sınır kapısı. Dünyaya açılan tek kapı ve orası da vuruluyor. Kesinlikle orada icgalci İsrail'in yeniden kendi vahşiyetini göstermiş oldu. Diğer taraftan iki taraftan hem daha önce Gazze'den çıkış yapan Filistinler ve dönmeye çalışanlar Mısır tarafında birkaç yaralanma da yaşandı. O Mısır tarafında beklenen Filistinler ve Gazze'ye dönmeye çalışan Filistinler orada yaralanmalar da var. Bugün de oradaki insanlar varken ve o sivillerin bulunduğu bölgenin bombalaması hı hı. ve işgalci İsrail'in tehdit etmesi özellikle Ürdün'ün ve Mısır'ın verdikleri karardan sonra hiçbir yardımın girmesini ya da hiçbir yardım aracının ya da tırlarını girmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse güçle bunu engelleyeceğiz. Böyle bir işgalci İsrail'den böyle bir açıklama gelmesi gerçekten Gazze'de, bir e, yeniden ve daha geniş bir katliama gerçekleştirmek konusunda ısrarlı olduğunu Ayarlı. ve tamamen bunu da gösteriyor. bombardıman yaşanan bombardıman ve yaşanan, gerçekleştirilen saldırıların boyutu ve bütün bu saldırıların boyutu bunlarla birlikte birleştirdiğimizde ne kadar daha zor anlar, önümüzdeki anlar daha zor e, anlar bizi bekliyor. Bunu da görmüş evet. olabiliriz. E, diğer taraftan önümüzdeki Hı -hı. şu Mısır'ın ve Ürdünün evet. yaptığı yardım konusunda önümüzdeki özellikle Cuma gününde tüm İslam ülkelerinde bir Gazze ayakla Kudüs ayaklanması diye ilan edildi ve bir ayaklanma çağrısı yapıldı. Yani şimdi şunu bahsedebiliriz, halkının baskısı evet. olacağını ve halk tarafından bir baskı olacağını. Konuşuluyor ve evet. aynen aynı an artık önemli kaldı. Haritamıza ekranlara getirelim. Şimdi az önce biraz aslında bu noktada Başkan Erdoğan'ın söylemiş olduğu bir söz var ki burada da ekranlara getiriyoruz. Getiriyoruz. USS Gerald Ford gemisi. Evet. E, yaklaşık 13.8 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük uçak gemisi. En büyük gemisi. Evet ve yanındaki beraberindeki füze füze fırkateynleriyle birlikte buraya doğru, orta doğu, coğrafyasına doğru geliyor. Bu geminin ne işi var Orta Doğu'da? Bu geminin ne işi var çok güzel bir soru. Bu e, Amerika'nın Ukrayna'da ne işi varsa, Suriye'de ne işi varsa, Kafkaslar'da, dünyadaki ne kadar çatışma, e, soykırım bölgesinde ne işi varsa burada da o işi var. E, Amerika buradaki e, sivilleri, e, Filistinler olsun, suçsuz başka insanlar olsun hiçbirini Amerika için umurunda değil. Hı hı. E, bu o, operasyonların başlamasından, e, Hamas'ın operasyonların başlamasından bugüne kadar... Amerika Birleşik Devletleri'nden barışa dair hiçbir şey, Şu. ateşkesle dair hiçbir açıklama duymadık. Hatta görmedik. ateşkesle ilgili bir tweetin silindiğini de biliyoruz. Silindi. Aynı şekilde biz İsrail'in sonuna kadar yanınız, yanındayız açıklaması yapıldı. Biz ne aslında çok yabancı değil, çok uzağa, çok eskiye de gitmeye gerek yok. Çok yakın zamanda Ukrayna'da gördük mesela. Ukrayna'daki savaşın devam etmesini kim istiyor? Yine Amerika, İngiltere gibi ülkeler. Ölen kim? Yine Ukraynalı siviller. Oradaki Hı -hı. yüz binlerce, on binlerce insan hayatını... E, riske attı ve hayatını kaybetti. Burada da e, yine aynı senaryoyu görüyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ee, Suriye'de, Ukrayna'da, Afganistan'da ne yaptıysa burada da Amerika Birleşik Orta Devletleri onu yapıyor zaten. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile birlikte Gazze'ye yönelik herhangi bir bombardımana katılma ihtimalini öngörüyor musunuz? Ee, şöyle bir şey Amerika Birleşik Devletleri dün sabahtan beri Ben Gurion Havalimanı'na askeri nakliye, büyük askeri nakliye uçaklarıyla mühimmat zaten desteği veriyor. Hı hı. Netanyahu bunu talep etmişti. Hatta bugün yapılan açıklamada İsrail Başbakanlığından teşekkür var Amerika evet. Birleşik Devletleri'ne. Ve mühimmat desteğinin devam edeceğini söyledi. Direkt olarak abi buradaki savaş uçaklarının ya da Orta Doğu bölgesinde çok sayıda Amerikan üssü var. Ürdün'de gibi mesela. Oradaki savaş uçaklarının olası bir daha büyük genel çaplı gazze yönelik bir hava operasyonuna katılması evet. şu an için... Şimdi canlı Aşkelon bir kez daha ekranlara getirelim. <laughs> e, Hamas'ın <laughs> roket devam atışı edeceğim. var. Evet. Bir yandan da Demir Kubbe sanırım değil mi bu noktada? E, evet. Şu Devreye anda giren. burası Gazze. Eee Aş Aşkelon'un güneyi ve fırlatılan roketler ve füzeler e, Aşkelon semalarını şu anda aydınlatıyor. Aydınlatıyor. E, Biz gece boyunca o zaman bu sal bu Hamas'ın roket atışlarına ilişkin bu görüntülerini görmeye devam edeceğiz. Görmeye devam edeceğiz. Bir kısmı işte Demir Kubbe tarafından e, imha ediliyor. Bir kısmı ise bizim belki ışığını görmediğimiz bazı roketler hı hı. şehir merkezine, Aşkelon, Aşdot, Yafa, Tel Aviv'e kadar hatta Tel Aviv'in kuzeyini de evet. aşan roketler var çünkü. Ee, menzil olarak farklı farklı tipte roketler var. Şimdi birazdan haritamızı de. da ekranlara getireceğiz. O haritamızda aslında ne kadarlık bir menzilden bahsediyoruz. Hamas'ın elinde neler evet. var? Ne kadar uzak mesafede? Ee, bir yandan canlı görüntüler olduğunu da hatırlatan hemen o haritamızı da ekranlara getireceğiz. Şimdi Orhan Salih baktığımızda e, Aşkelon diyoruz, Tel Aviv diyoruz. Kritik evet. noktalar ama ne kadar mesafeler var? Hamas nereleri vurabilir? Hamas e, şöyle bir şey. Hamas'ın elindeki füzelerin Menziline baktığımız vakit daha Ölüdeniz'e Dead Sea'ye kadar Amman'a kadar ulaşabilecek bir menzilden çaptan bahsediyoruz geniş çapta. Şu anda kullandığı roketler Ashkelon, Ashdod ve Tel Aviv'e kadar uzanabiliyor. Tel Aviv'de çok sayıda noktayı evet. vurduğunu görüyoruz. Aynı şekilde. Grad'dan yani farklı isimde füzeler var. Bir de şöyle bir şey var Hamas'ın envanterinde ne var ne yok şu anda kimse bilmiyor. Belki bu çok uzun bir süredir Hamas bu operasyona hazırlanıyoruz açıklaması önü ucu çok açık bir açıklama. Evet. Kendi geliştirmiş olduğu bazı tekniklerle bu füzelerin menzilini uzatma imkanı var. Öte yandan başka yollarla edinmiş olabileceği daha uzun menzilli Roketler ya da füzeler daha ya orta menzilli diyelim olabilir. Ama bizim son 4 günde gördüğümüz e, manzara Hamas'ın elinde şu anda İsrail'in tamamını vurabilecek güçte roketler ve füzeler mevcut. E, ve hala hazırda e, az önce canlı getirdik hı hı. Aşkelon semalarına hala hazırda e, roketler gelmeye devam ediyor. Hatta bu e, burayı aşıp Aştot'a kadar Oradan Tel Aviv'e kadar uzanan bir menzilden Çok bahsediyoruz. Çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Hemen yani bu Teke'ye sözü verelim. Aynen, Çok kısa bir değerlendirme. Kalonun, e, bu az önce yapılan atışlanması ve diriliş tarafından atılan roketlerin başka bir boyutu da var. Önemli bir boyut. E, Salih Bey de bunu bahsetti. Dile getirdi. Bir uyarı yapıldı sivillere yönelik ve bir şart ortaya koyuldu. Artık Gazze'deki binalara ve sivillere hedef alınmaya devam ederse işgalci İsrail güçleri biz Hı -hı. de aşk Oradaki insanlar tamamen çıkanaya kadar devam edeceğiz ve bir sonraki şehire geçme imkanı da var. Bunlar gazideki yapılan geçtiğimiz günlerde yoğun bombardımandan bahsettik. Bunlara bir karşılık olarak ve çatışma dengelerini kurabilmek için yeni bir dirilişin, yeni bir strateji yani son çatışmalarda ve son operasyonda gösterilen ve açıklanan evet. yeni e, stratejilerden birisi olmuştu. Konuşmaya devam edeceğiz. Gazeteci Ebu Takiye ve EY koordinatörü Orhan Salih'e çok teşekkür ederiz. Biz Filistin'e ilişkin, Gazze'ye ilişkin gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Bir...